Fanatik TV ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün 9 Mayıs yani Anneler Günü. Fanatik TV ailesi olarak bizler de başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da aşılamanın az olduğundan yakınan İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, salgınla mücadeleyi sadece sağlık camiasının göğüsleyemeyeceğini söyleyerek bütün vatandaşları aşı olmaya davet etti. Şanlıurfa ilimizde Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu haritayla yeni tip koronavirüsle mücadelede nüfusa oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da ekipler daha fazla kişiye ulaşıp aşı ile ilgili ön yargısı bulunanların fikrini değiştirmeye çalışıyor. Sağlık çalışanları ve kamu görevlilerin fedakarca çalışmalarına rağmen kentteki aşılama oranı istenilen seviyelere ulaşmadı. Covid-19 aşısı için en ücra köylere kadar giden ekipleri en çok kulaktan dolma yanlış bilgilere inanılması zorluyor. İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, salgınla mücadeleyi sağlık camiasının tek başına yürütemeyeceğini, vatandaşların kendilerine güvenmeleri ve destek olmaları gerektiğini söyledi. İnşallah bu süreci toplum olarak vatandaşlarımızla el ele vererek bu süreci uzun... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, genelge kapsamında Ramazan'da kapatılan pazarların açılmasıyla birlikte pazar yerlerinde incelemelerde bulundu. Vali Erin, yoğunluk konusunda da vatandaşları uyardı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan genelge doğrultusunda kurulan semt pazarlarına giderek denetimlerde bulundu. Vali Abdullah Erin, Yenişehir, Selahattin Eyyubi Mahallesi, Karaköprü Akbayır Mahallesi ve Maşuk Mevkii Seyrantepe Mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret etti. Vali Erin, pazar yerlerinde alınan tedbirleri denetlerken pazarcı esnafına ise hayırlı işler diledi. Vali Erin, vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi. Pazar yerlerindeki sabit görevliler, zabıta ve polislerle de sohbet ederek pazarların durumunu değerlendiren Vali Erin, yoğunluk olduğu saatlerde vatandaşları uyarmalarını ve pazar yerlerine yönelik alınan tedbir kararlarını titizlikle uygulamalarını istedi. Şanlıurfa'da iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise hafif yaralandı. Kavga iftar öncesi Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Kavgada yumruklar konuşurken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında grup dağıtılabildi. Kavgaya karışan şahıslardan bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yatıştırdığı kavga sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olaya karıştığını belirlediği 3 şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Bu zorlu günlerde içimizi ısıtacak bir haberle bültenimize devam ediyoruz. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle sokaklarda denetimlere çıkan
emniyete bağlı Yunus ekipleri Down sendromlu Muhammed'in yanlarına gelmesiyle birlikte küçük çocukla beraber sokak turu yaptılar. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetim yapan Yunus ekipleri, Down sendromlu çocuğun sevgisini karşılıksız bırakmadı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek mahallesinde ara sokaklarda denetim ve asayişi sağlayan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri yanlarına gelen Down sendromlu çocuğun isteğini geri çevirmedi. Çocukla sohbet eden Yunus ekipleri, Muhammed Mezreli isimli çocuğu motosiklete bindirerek fotoğraf çektirdi. Motosikletli polis timlerinin bu güzel hareketi çevredekiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kimi vatandaşlar ise bu güzel anları pencere ve balkonlardan cep telefonuyla kaydetti. Güzel anların ardından motosikletli polis timleri vatandaşlara siren çalarak selamlayarak mahalleden ayrıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla paylaştığı video ile takipçilerini duygulandırdı. Anneler, annelerimiz fedakar, cefakar, duaları kanatlanır yükselen arşa kadar. Merhameti çınar gibidir onların. 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi anne temalı bir video yayınladı. Yürekleri şefkat çağlayanı, en güzel rengi merhamet tablosunun. Yayınlanan videoda anne olan kadınların yüzlerindeki gülümseme dikkat çekerken bir çocuğun dilinden yapılan seslendirme ise izleyenleri duygulandırdı. Deren annelerimiz, hakkı ödenemez. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Anneler Günü videosunu paylaşarak merhameti çınar gibidir onların. Sevgisi deniz, kucağı liman, bakışı derman annelerimiz. Hakkı ödenemez tek bir bakışınızın. Cennet diye serisi ayaklarınıza değer ömrümüz. Kutlu olsun anneler gününüz ifadelerine yer verdi. Serisi ayaklarına değer ömrümüz. Kutlu olsun anneler gününüz. Bu anlamlı video için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da sıcakların artmasıyla birlikte yangınlar da gündeme gelmeye başladı. Bu sefer de Suruç ilçesinde hasat edilmeyi bekleyen 20 dönümlük arpa ekili tarla yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da hasat yapılmayı bekleyen yaklaşık 20 dönümlük arpa ekili alan kül oldu. Yangın Suruç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hasat yapılmayı bekleyen yaklaşık 20 dönümlük arpa ekili tarlada henüz nedeni olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tarlanın tamamını etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız alıp verilme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralanırken olay polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ekili mahallesinde Göze ve Ayaz aileleri arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Ava giderken avlanan balıkçı kuşları Bilecik'te ağlara takıldı. Bunu fark eden emniyet ekipleri dalgıçlar yardımıyla kuşları ağlardan kurtarıp doğal hayata bıraktılar. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından dalgıç polislerin ağlara takılan kuşları kurtardığı anları paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa Birecik'te ağlara takılan balıkçıl kuşlarını özgürlüklerine kavuşturdukları anları paylaştı. Ağlardan kurtulan kuşlar uçarak ağlardan uzaklaştı. Türkiye'de tam kapanma kısıtlamasının uygulandığı bu sıcak günlerde sokak hayvanlarını unutmayan Eyüpiye ilçesi Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi ve personelleri sokak sokak gezip belirli noktalara mama ve yem bıraktılar. Türkiye'de tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eyüpiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi ve personeli sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe içerisinde bulunan belirli noktalara yem ve mama bırakarak sokak hayvanlarını beslediler. Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak beslenmesini yapan ekipler çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdürüyor. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, anneleri bu özel günde unutmadı. Başkan Can Polat, evde bakım hizmetlerinden faydalanan toplam 210 anneye çiçek gönderdi. Halilye Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla evde bakım hizmetinden yararlanan 210 aileye çiçek hediye etti. Sağ olun. Allah peygamber sizden razı olsun. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'ın size Anneler Günü hediyesi. Çok selam ederim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla Anneler Günü dolayısıyla annelere sürpriz yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen evde bakım hizmetinden yararlanan 210 anne için hazırlanan çiçekler, görevliler tarafından tek tek kapıları çalınarak annelere teslim edildi. Başkanımız Mehmet Can Polat'ın sizlere selamı var. Sizlere dinlenelim. Görevliler, Başkan Mehmet Can Polat'ın selamını ileterek annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Anneler de kendilerini düşünen Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Selamünaleyküm anneciğim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Siz de iyiyorsunuz. Biz de aynıyız. Allah razı olsun. Halilye Belediyesi'nden geliyoruz. Sosyal İşler Müdürlüğü'nden. Mehmet Can Polat Başkanımız Anneler Günü'nüzü kutluyor sizi. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, ana haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Şanlı takımımız ligde kalma mücadelesi verirken dün Ergenekon Meşe maçında aldığı bir puanla bunu garantilemişti. Birçok yerden tebrik mesajı alan Urfa Spor'a bir tebrik de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den geldi. Vali Erin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Urfa Spor'u yürekten tebrik ettiğini dile getirdi. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda karşı karşıya geldiği Ergene Velimeşe Spor ile 2-2 berabere kalan Şanlıurfa Spor, aldığı bir puanla ligde kalarak tüm Şanlıurfalıları sevindirdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ligi 34 puanla 15. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başaran Şanlıurfa Spor'u sosyal medya hesabından tebrik etti. Vali Erin tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi. Verdiği mücadele ile Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligde kalma başarısı gösteren şanlı takımımız Şanlıurfa Spor'u yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Misli.com 2. lig sezonunun bitmesinin ardından gruplarda 2., 3., 4. ve 5. sırayı alan takımların playoff eşleşmeleri belli oldu. Misli.com 2. ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar playoff oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.
Misli.com 2. Lig'de çeyrek final müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 28 Mayıs 2021 Cuma günü oynanacak. Final merkezi ise daha sonra ilan edilecek. Değerli izleyenler, bu akşamlık da Urfa Antik TV ana haberin sonuna geldik. Yarın akşam sevgili Gülizar Gülebak sizlerle birlikte olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.